içinde biz burada bir sunum etkinliği yapacağız. Bu sunumda da size koruma öncelikli kuş türlerinin... Nesli tükenmekte. Çok güzel. Harika. Burada nesli tehlike altına giren ve nesli tükenmekte yerde bulunmaması. Yani dinozorlar gibi. Ha, dinozorları biz gördük mü? Görmedik. Ama varlığına inanıyor muyuz? Evet. İnanıyoruz demek. Yani doğada hiçbir birey, fert yok. Ama hayvanat bahçelerinde, koruma alanlarında, tabiat koruma... Şu an mesela Batman'da değil, Türkiye'de korumaya o kadar yani nesli tükenme noktasına gelmemiş. Ama fakat yapılan araştırmalar... Kel aynak. Onlar şimdi birazdan da belirteceğiz o kel aynak şeyi. Taksonomik karışık olan türler. Bir durumunu araştırıyoruz. Yani bölgede tükenmiş mi? Veya kritik mi? Tehlikede mi? Hassas mı? Tehlike... Çünkü çok yüksekte olması lazım. Yüksekte olmazsa eğer ki yırtıcılar onların yavrularını yiyorlar. Onun için yüksekte olması gerekiyor. 10-11 Mayıs tarihleri Dünya Göçmen Kuşları günü olması nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı Batman Şube Müdürlüğü tarafından 4 tane Batman'da okulda eğitim verilmektedir. Bu verilen eğitimlerde Türkiye'deki türlerin, kuş türlerinin ve koruma altındaki türlerin ve göçmen türler hakkında bilgiler verilip öğrenciler bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 4 okulda eğitim düzenledik. Bunlar Kültür Ortaokulu, Vakıflar, Zübeyde Hanım ve Ziya Gökalp Ortaokullarıdır. Bu öğrencilere Türkiye'de koruma altında olan kuş türlerini, bunlar bu türlerin neden koruma altına girdiğini ve bu kuş türlerinin tehditlerinin üzerindeki tehditlerin neler olduğunu öğrencilere anlattık. Bilinçlenmesi amacından da bunların üzerine bayağı bir durduk. Biz bilmiyorduk, haberimiz yoktu birçok kuş kaynağında. Örneğin yılan boynuzu gibi birçok nesli tükenmekte olan kuşlar vardı. Bize seminer yaparak bize gösterdiler. Bu seminer Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan geldi. Bu seminer sayesinde birçok kişi bilmediği kuş türlerini ve nesli tükenmekte olduklarını öğrendiler. Orman Su İşleri Bakanlığı'ndan geldiler. Okulumuzda bir seminer hazırladılar. Dünyada bulunan kuş türlerini anlattılar. Nesli tükenmekte olan kuşları anlattılar işte. Ben bu semineri çok beğendim. Yani herkese tavsiye ederim. Ben sadece 2-3 kuş türü tek biliyordum ve neslinin hep çok fazla olduğu yerlerde biliyordum. Ama öyle değilmiş.